Cumhurbaşkanı Erdoğan 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Şimdi biz de Bakü'ye gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bizi bekliyor. Onunla konuşacağız. Fatih Avanos, önemli bir gelişme, sıcak gelişme diye verdik, aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Azerbaycan'da olacak. Karabağ zaferinin ardından bu ziyaret önemli. Türkiye desteğini her aşamasında ifade etmişti zaten en üst düzeyde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakü'de aynı mesajları verecek muhakkak. Onun dışında önemli gelişmeler var. Azerbaycan, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği tarihi 10 Kasım olarak açıklamıştık ama daha sonra düzeltildi anladığım kadarıyla bu tarih. 8 Kasım'ı Zafer Günü ilan etti. Bu değişikliğin nedenini de belki anlatırsın bize. Karabağ operasyonunun başladığı 27 Eylül'de şehitleri anma günü olarak bundan sonra kutlanacak ya da anılacak şehitler o günde. Ve Ermenistan'ın 44 günlük harekatta verdiği maddi kayıp da belgelendi. İşte tüm bu gelişmelerin detaylarını senden alalım. Evet, gelişmeler, haberler, son dakikalar ardı ardına geliyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9-10 Aralık'ta başkent Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Dün TRT ekranlarından sabahtan itibaren bu bilgiyi paylaşmıştık. Bugün de resmiyete kavuşmuş oldu. 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Henüz Bakü'deki o askeri geçit töreni, kutlamaların tarihi net değildi. Biz dün bu tarihi de söylemiştik. 10 Aralık'ta gerçekleşeceğini ifade etmiştik. Ve Cumhurbaşkanı'nın da aslında bu törene katılacağını ifade etmiştik. Bugün de resmi açıklamalar geldi. 9-10 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak Azerbaycan. Azerbaycanlıların katılımıyla askeri bir geçit töreni düzenlenecek. Ve Zafer Günü idrak edilecek, kutlanacak. Karabağ Zaferi. Ve onun dışında da şunun ifade etmemiz gerekiyor. Önemli gelişmeler var. Dün yine ifade etmiştik. 27 Eylül Azerbaycan'da şehitleri anım günü olarak duyurulmuştu. Harekatın başladığı gündü. 44 gün sürmüş, 5 şehir, 4 kasaba, 286 sivil yerleşim alanı işgalden kurtarılmıştı. Harekatın bittiği, yani Ermenistan'ın Azerbaycan'ın taleplerini kabul ettiği 10 Kasım günü de Azerbaycan'da Zafer Günü ilan edilmişti. Tabi akıllarımızda ilk olarak bizim de kuşkusuz, yani kardeş ülke Azerbaycan'ın tabi Zafer Günü'nün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk gelmesi tabi bir soru işareti olmuştu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli bir jest yaptı. Az önce Cumhurbaşkanlığından yapıldı açıklama. 10 Kasım günü Ulu Önder milli liderimiz Haydar Aliyev'in de ifade ettiği gibi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye için ne kadar aziz ve hürmetli ise Azerbaycan için de o kadar aziz ve hürmetlidir. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim sevincimizdir. Sözleri de bizim için çok anlamlıdır denildi açıklamada. Bu aziz hatıralar ve diğer taraftan Türk milleti için önemli bir yas günü olduğu sebebiyle de 10 Kasım günü Zafer Günü olarak artık değiştirildi ve 8 Kasım gününe, 8 Kasım'da Azerbaycan için oldukça önemli bir gün, Şuşa'nın aslında işgalden kurtarıldığı gündü. Şuşa'nın işgalden kurtarılması da zaten artık Ermenistan'ın beyaz bayrağı dalgalandırdığı, salladığı, yani geri çekildiği ve yenilgiyi kabul ettiği tarihti. İşte bu yüzden de 8 Kasım olarak değiştirildi. Artık Azerbaycan'da her 8 Kasım Zafer Günü olarak kutlanacak. Bu kararın alınmasında tabii ki Türk milletin hassasiyetleri, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de önemli bir jestiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde kardeş ülkenin yas gününde biz bu zaferi kutlayamayız dedi işin aslı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve önemli ince bir davranışla bu zafer gününü artık 8 Kasım olarak değiştirdi. Kararnameyi imzaladı ve duyuru da yapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da yine bu kararı açıklayan önemli bir basın açıklamasıyla da yine bizlerle paylaştım. Gelecek olursak dün Azerbaycan'da tabii 44 günlük harekatın tablosu açıklanmıştı. Bir son dakika bilgisi vereyim. Bugüne kadar hiç açıklanmamıştı şehit sayısı. Az önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı. 44 gün süren ikinci vatan muhaberesi, yani Karabağ Savaşı'nda 2783 şehidimiz var dedi Azerbaycan. İlk kez şehitler resmi olarak açıklandı. Azerbaycan 2783 şehit verdi. Bunu söyleyelim. Hepsinden tabii ki Allah rahmet eylesin diyelim. Allah razı olsun diyelim. Yüzden fazla da askerimiz kayıptır dedi Azerbaycan Savunma Bakanlığı. İlk
ilk kez bu net bilgileri paylaştı. Ermenistan tarafının da 20 binin üzerinde kaybı olduğu bilgisini de biz paylaşalım. Bu da resmi olarak açıklanmadı ama askeri kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler 20 binin üzerinde kaybı vardı. Ve diğer taraftan askeri teçhizatlarını kaybetmişti. İşte dün bununla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Tek tek hepsi hesaplanmıştı. 4 milyar dolarlık askeri teçhizatını kaybetmişti Ermenistan. 10 S-300 hava savunma sistemi, 5 Su-25 savaş jeti, 366 tank, 352 top, 22 insansız hava aracı, 50 roket sistemi, 97 Grad füze sistemi, 4 Simerç ve birçok balistik füze sistemi 44 günlük harekatta başarıyla imha edilmişti. Neredeyse tanklarının tamamını kaybeden bir Ermenistan ordusu vardı ve artık yenilgiyi kabul etmek durumundaydı. Birçok elektronik harp sistemi de yine harekat boyunca başarıyla imha edildi Azerbaycan ordusu güçleri tarafından. Önemli bir bilgiyi daha paylaşalım. Yine tekrar etmekte fayda var. 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir askeri geçit töreniyle zafer kutlaması yapılacak. Azerbaycan milletiyle, devletiyle, halkıyla bir araya gelecek başkent Bakü'de. Bağımsızlık meydanında bu tören gerçekleşecek. Hatırlarsınız 2 yıl önce 2018'de 100. yıl kutlamalarında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla iki ülke askerleri bu geçit törenine katılmış. Tarihi bir gündü. Semada Türk F-16'ları vardı, Türk solo jetleri vardı ve yine ona benzer bir gün yaşayacağız ama bu sefer tabii ki Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla çok daha coşkulu olacak. Çok daha önemli tarihi bir güne şahitlik edeceğiz. Bunun da altını çizmiş olalım Coşkun Özen. Fatih Avanos, önemli bilgiler aktardın bize. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ilk kez şehit rakamlarını açıkladı. Karabağ Savaşı'nda 2783 askerimiz, Azerbaycan askeri şehit oldu bu savaşta. O zaferi kanlarıyla yazdılar. Hepsinden Allah razı olsun. Fatih Avanos aktardı detayları sevgili seyirciler.